Herkese merhaba. Bugün Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Sidar Serdar Karakaş ile birlikteyiz. Kısa film nedir, ne değildir konusu üzerine bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Serdar Hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Size biraz kendinizden ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği'nden bahseder misiniz? Ben sinema mezunuyum. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Sinema TV bölümünden mezun oldum. Daha öğrenciyken aslında hatta yani sinema okumaya karar vermeden önce kısa filme ilgi duymaya başlamıştım. Ve öğrenciyken de aslında benim alanım kısa film olmalı, ben bu alanda uzmanlaşmalıyım diye düşünüyordum. Sonra okul bitince film yapmayı denedim, beceremedim. Herkes yönetmen olamıyor. Çok kötü filmler yaptım. Bir şekilde Antalya Sinema Derneği Başkanlığı yaptım 5 yıl. Ama orada da yine kısa filmle ilgili çok sayıda etkinlik yapıyorduk. Şeyi fark ettim. Türkiye'de çok fazla kısa film festivali ve yarışması var. Mesela 2019 yılında 180 tane kısa film festivali ve yarışması yapıldı Türkiye'de. Ve kısa filmciler örgütlü değiller. Bir taraftan da aslında dernekçi olduğum için dedim ki öteki sinemada ben kısa film yazıları yazıyordum. 2 sene yazdım, jüri üyeliği vesaire yapıyordum adına. Festivallerin de ne kadar aslında kötü tasarlanmış olduğunu gördüm ve kısa filmciler de hep bundan zarar görüyorlardı. O zaman dedik ki ya biz bir örgütlenelim, bir araya gelelim. Ocak 2018'de Kısa Film Yönetmenleri Derneği'ni kurduk. 2 sene 9 ay geçti ve buradayız. Anlatayım mı derneğin neler yaptığını? Çok iyi. Tabii ki hocam. Tamam. Ya bence şimdi normalde bugüne kadar ki hayatımda ben şey yapmazdım. Biz böyleyiz, şöyleyiz, şunları yapıyoruz falan. Bunlardan hep böyle imtina eden bir insandım. Yapanı da sevmezdim. Ama bu son birkaç ay dönüp baktığımda aslında bizim çok önemli işler başardığımızı görüyorum dernek olarak. Ve dedim ki ya niye bunları konuşmuyoruz? Bir defa Türkiye'nin en aktif sinema derneğiyiz. Ya bu çok önemli. Çünkü gerçekten Türkiye'deki sinema dernekleri çalışmıyorlar. Bu da buradan bir eleştiri olsun. Her yerde söylemeye başladım. İzlerler, görürler. Belki bir şeyler yaparlar. Niye öyle düşünüyorsunuz peki? Efendim? Çalışmıyorlar dediniz ya, niye öyle düşünüyorsunuz? Çalışmıyorlar çünkü. Proje üretmiyorlar. Herhangi bir iş yapmıyorlar. Sadece atıl vaziyette duruyorlar. Şimdi biz neler yapıyoruz? Biz çalışıyoruz diyoruz ama ne yapıyoruz? Çok kısa bahsedeyim. Hatta başlık başlık bahsedeyim. Mesela çok önemli bir şey başardığımızı düşünüyorum. Kısa filmin haklarını savunuyoruz. Mesela telif ödenmesi bu anlamda çok önemliydi. Çünkü sürdürülebilir bir sistemin oluşabilmesi için öncelikle bu insanların, film üreten insanların para kazanması gerekir. Ve festivaller de bu filmleri istiyorlar. Kısa filmleri. Programlarını alıyorlar, gösteriyorlar, yarıştırıyorlar. O zaman seyirciyle buluşturuyorlar tırnak içinde. O zaman buna filmlerin, festivallerin telif ödemesi gerektiğini düşündük ve bununla ilgili çalışmalar yaptık. Çok sayıda festival de bu çağrımıza döndü ve telif ödemeye başladılar. Tabii bu pandemi nedeniyle sekteye uğradı bir sürü şey ama sonuçta böyle bir şeyi konuşulması bile çok önemliydi. Ve artık şöyle oluyor. Mesela birileri festival yapacak ve dernekten danışmanlık almak istiyorlar. Şöyle geliyorlar. Biz telif ödeyeceğiz. O çok önemli. Ödemeyene de zaten şey diyoruz. Yani telif ödemiyorsanız yapmayalım bu işi. Vesaire diye. Bu zamanla da oturacaktır. Kolay bir şey değil. Baktığımızda müzik telifleri vesaire bile Türkiye'de hala oturmuş değil. Çok ciddi kayıp var. Oyuncuların telifleri, dizilerin, filmlerin vesaire. Ama biz bu konuda iyi, bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İkinci başlığımızda mesela çok sayıda sinema etkinliği yapıyoruz. Bunu da çok önemli buluyorum çünkü farkındalık yaratıyor bir taraftan da. Mesela işte Top Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali'ni yaptık Ocak 2020'de. 110 tane sektör profesyonelinden oluşan jürisi vardı. İşte Ebru Ceylan, Onur Ünlü, Gökhan Tiryaki, Uğur İşbak, Osman Özcan, sektörün her alanından kurgucu, sanat yönetmeni, yapımcı jürilerimiz vardı. Ve onlar bir oylama yaparak ödül alan filmleri belirlediler. Bu aynı zamanda Türkiye'deki jüri, festivallerdeki jüri sistemine de bir eleştiriydi. 110 tane jüriyle bu işi yapıyor olmamız.
Başka bir taraftan mesela yakın zamanda işte Ceren'lerle birlikte gerçekleştirdiğimiz Tahviye'de 3. Kısa Film Festivali'ni yaptık. Hatta 2 gün geçti üstünden. O da çok enteresan bir iştir. Ya biz üniversitelere niye gitmiyoruz diye başladık. İlk yılımızda 7 üniversiteye gittik. İkinci yılımızda 15 üniversiteye gittik. Bu sene 30 üniversiteye gidecektik ama pandemiden dolayı gidemedik ve online gerçekleştirdik. Cerenler de jüri üyeliği yaptılar. 17 Sinema Kulübü'nün 85 üyesi ve Avarya filmi, Gökalp Gören'in yönettiği Avarya filmi en iyi kısa film ödülünü aldı. Çok sayıda etkinlik yapıyoruz. Merak edenler derneğin web sitesine girip bakabilirler. Hepsini tek tek saymayayım. Üçüncü aşama mesela dernek olmanın olmazsa olmazlarından biri, Türkiye'de çok unutuluyor, sosyal sorumluluk. Biz sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiriyoruz. Mesela 5 tane kadın sinema öğrencisine Ekim ayından itibaren ayda 250 lira burs vereceğiz eğitim hakları boyunca. Ve bursiyer sayımızı da her yıl arttırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalara da başladık. 5'te başladık, mütevazi bir başlangıç ama diyoruz ki neden 100 olmasın, 200 olmasın, 500 olmasın. Böyle bir derneğiz ve aktifiz, çok aktifiz. Bu kadar. Hocam daha ne olsun, daha ne yapacaksın? Şeyi söyleyeceğim, demin web sitesini söylediniz ama web siteniz nedir? Onu da söyleyebilirsiniz çok. kısafilmder.org. Zaten Google'a Kısa Film Yönetmenleri Derneği yazarlarsa en üste çıkıyor. Hatta derneğin önemli bir niyeti var. Ondan da bahsedeyim çok kısa. Sonra sohbetimize geçelim. Biz bugün Mart ayına kadar sadece bir filmiyle bir festivale seçilmiş olan yönetmenleri üye olarak kabul ediyorduk. Ve 250 civarında da üyemiz olmuştu. Sonra ama bu bize yetmemeye başladı. Dedik ki ya bizim yayılmamız lazım. Bütün ülkeye yayılmamız lazım. 81 ilde bizim şubelerimiz olmalı. Eş zamanlı etkinlikler yapmalıyız. Biz sinema hareketine, bütün ülkeyi kapsayan bir sinema hareketine neden dönüşmeyelim? Neden içimize kapanalım? Şöyle bir karar aldık üyelerimizle. Bir kısa filmde çalışmış yapımcı, senarist, oyuncu, kameraman, kurgucu, görüntü yönetmeni, herkes, bunları mesleki üye olarak alacağız, alıyoruz, almaya başladık. Bir de normal üyelik getirdik. Henüz film yapmamış ama sinemaya meraklı, ilgi duyan insanları da normal üye adı altında alacağız ve istiyoruz ki bu normal üyeler geleceğin yapımcıları, oyuncuları, kurgucuları olsunlar ve bizim derneğin içinden çıksınlar. Bunlarla da ilgili çalışmalara başladık zaten. Çok yakında sosyal medyadan duyururuz. Mardin, Eskişehir, Ankara ve İzmir'de örgütlenmemizi tamamladık. Yani salgın bittiği zaman şubelerimizi açacağız. Umut ediyoruz ki çok kısa sürede 20, 30, 50 ve en son 81 ilde örgütlenmiş oluruz. Ve hep beraber bütün ülke eş zamanlı sinema etkinlikleri yapabiliriz. İnşallah. O zaman hocam gençlere de sinema alanı ile ilgili hem Mozart hem de bunu izleyen kişilere sizinle buluşmasını diliyoruz. Güzel olur. Böyle bir proje varken herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ya benim de gördüğüm aslında bu kadar gencin arasında dura dura şunu fark ettim ben de. Herkes bir şeyler yapmak istiyor gerçekten. Kendi yetenekleri de var. Fakat bazıları işte bu konuyla alakalı, kendi konusuyla alakalı bir yer bulamıyor. Bazıları deniyor, olmuyor. En azından biz de mesela Mozart olarak o kişilere de ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında aynı hedefi, aynı vizyona sahibiz. O yüzden eğer sinema ile ilgili çalışmak isteyen, bir şeyler uğraşmak isteyen kişiler varsa, gençler, biz şeyde de kendi grubumuzda da paylaşırız. Senin söylediklerine bir ek yapayım. Mesela belki işte edebiyat için bu geçerli değil, belki kısmen müzik için geçerli olmayabilir ama sinema yapmak istiyorsan gerçekten bir network'ün içine girmen lazım. Yani film yapan insanları tanıyor olman lazım. Başka türlü mümkün değil. Mesela biz aslında bu örgütlenme, 81 ilde örgütlenme konusuyla biraz da insanları bu network'ün içine sokmak istiyoruz. Yani yapımcılarla tanışabilecekler, yönetmenlerle tanışabilecekler vesaire. Ve dediğin gibi bir arada olmak, yardımlaşmak önemli. Başka formülü yok yani. Yani siz aslında şu ana kadar aradaki kopuk olan şeyleri bütün hepsini bağ kurup
Hepsini bir arada yapacak. Evet. Kulağa çok güzel geliyor hocam. Başarılarınızın devamını da diliyoruz. Teşekkürler. O zaman yavaştan ben ilk soruyla başlayayım. Tamam. Heyecanlıyım. Zaten tahmin ettiğiniz bir soru. Size de geliyordur bu soru. Yönetmenliğe kısa film çekerek başlamak gibi bir algı var ülkemizde. Ve bu konuyla ilgili öncelikle ne düşünüyorsunuz? Kısa metraj ve kısa metraj uzun metrajın bir basamağı mıdır? Yani öncelikle kısa metraj çekip sonra da uzun metraja mı geçecek kişiler? Genelde paraları olmadığı için gençler özellikle şey yapıyorlar, kısa film çekebiliyorlar sadece. Bu algı ile ilgili ve diğer soruyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi 5-6 yıldır söylediğim bir şey var. Geleceğin sineması kısa film bir defa. Hatta biraz böyle demagoji yapayım. İşte David Lynch bir sürü çok iyi uzun metraj filmden sonra kısa film yapmaya başladı. Herkes başladığı yere geri dönüyor. Tabii şey, yani kısa film uzun metraja geçmek için bir basamak değil. Bunu kesinlikle reddediyorum ama %100'de karşısında değilim böyle bir denemenin, böyle bir niyetin. İnsanlar, çünkü uzun metraj gerçekçi olalım. Ben biraz da özgürlüklerden yanayım. Kurallardan çok hoşlanan bir insan olmadım hayatım boyunca. Haliyle de kendi alanımda da bu kadar böyle katı olmaktan hoşlanmıyorum. Ya birileri uzun metraj film yapacak. Öncesinde bir deneme için kısa film deniyor olabilir. Şuna kızarım sadece ve tepki de gösteriyorum zaman zaman. Kısa filmciyim, kısa filmciyim diye ortalıkta geziyorlar, tamam mı? Uzun metraj yaptıktan sonra kısa filmi unutuyorlar. Zaten hiç sağlıklı bir yönetmen zihni değil ki. Şimdi düşünüyorum, işte dünyada aslında damgasını vurmuş, sinema tarihine damgasını vurmuş yönetmenlere baktığınız zaman gerçekten sinematografileri, yani filmografileri karışıktır. Yani bir bakıyorsun işte uzun yapmış iki tane, arkasından bir kısa yapmış, sonra bir tane daha uzun yapmış. Çünkü hani hikaye anlatmanın, eğer derdin buysa, hikaye anlatmanın uzunu kısası yok ki. Sen bir hikaye anlatmak istiyorsun, o hikayenin süresi kadar çekiyorsun filmi. İşte şimdi mesela David Lynch dedik ya, işte kısa film yapmaya başladı. Ya şimdi o hikayeyi anlatmak istiyor ve o hikayenin süresi 10 dakika zaten. Ama öteki türlü biraz böyle esnaflık gibi oluyor. İşte kısa yaptıktan sonra uzuna geçiyorlar, bir daha geri dönmüyorlar. Ya şöyle şeyler var. Mesela kısacıyken tanıdığım yönetmenlere soruyorum uzun çektikten sonra. Kısa çekecek misin? Ya Sidar diyorlar, bir tane daha uzun çekeyim ondan sonra. Çünkü beceremedi uzunu, kısaya geri döndü demesinler diye düşünüyorum. Halbuki o kadar ilkel bir bakış açısı ki bu. Ya hani abi sen, mesela yönetmenlik zihinsel bir faaliyet ya. Ya mesela tırnak içinde Tarkovski'den örnek verelim. Ya mesela Tarkovski şairdir aynı zamanda, filozoftur da. Zihinsel bir iş yapıyorsun. Şey diyemezsin ki, abi ben işte mağazamı büyüttüm, artık mesela süpermarket açtım, artık bakkal açmayayım. Böyle bir şey değil ki film yapmak. ya ama maalesef Türkiye'de böyle bir algı var. Dürüst yönetmenler de var. Mesela ismi gelmedi aklıma da, geçen bir yönetmenle konuştuk. Şey dedi, abi ben bu filmin uzunluğunu yapacağım. Ben kısa filmci değilim, uzun yapmak istiyorum. Bunu da bir denedim. Mesela dürüst olmak çok böyle hakikaten her zaman her yerde kazandırır. Ben 37 yaşındayım ve cidden yalanın hiç faydasını görmedim. O yüzden de hep şey diyorum ya, dürüst olmak lazım. Eksikse de eksik olsun. Şeffaf olun. Anlatın. Zihniniz neyse onu anlatın yani. Ve mesela ben de hep öyleyimdir. Yani hiç yalan söylemem demiyorum bu arada. Söylersin de. Ama böyle işte toplumu kandırmak, bir grubu kandırmak falan. Böyle şeylere gerek yok. O mesela, o yönetmen, ben aslında uzun çekmek istiyorum diyen yönetmen büyüdü gözümde. Filmine de o gözle baktım. Ve fikrim de değişti filmiyle ilgili. Olumlu bakmaya başladım. Çünkü zaten uzun yapmak istiyordu. Dediğim gibi kısa kesinlikle uzuna bir geçiş basamağı değil. Ama bunu deneyen insanların da karşısında değilim, deneyebilirler deyip bağlamış olayım. O zaman hocam size çok klasik bir soruyla devam edeceğim. Kısa film sektörüne girmek isteyenlere bir öneriniz var mı? Çok can sıkıcı bir cevabı var bende bunun.
Ben şöyle çok muhatap oluyorum o insanlarla. Kötü anlamda söylemiyorum. Gerçekten hani bazı günler dernek için konuşuyorum bir taraftan da. 50 tane, 100 tane mesaj geliyor, mail geliyor. Film yapmak isteyen insanlardan. Ya film, sadece kısa film için söylemek de çok yersiz olur aslında. Uzun için de öyle, sinema için öyle. Yönetmen olmak istiyorsa bir insan kesinlikle zihnini geliştirmeli. Ya bunun başka bir yolu yok. Bizde tamamen şeye dönüşmüş. Şu kamerayı alalım, şu kamerayı çekelim, şu objektifi kullanalım, şu... Evet abi, bunlar çok önemli. Ama teknik tek başına sana iyi film yaptıramaz. İyi film yaptıran şey yönetmenin zihni. Yani sen bir de bu kadar çok eğer teknikle ilgiliysen, seviyorsan, araştırıyorsan, mesela görüntü yönetmenliği kariyeri senin için doğru bir yol olabilir diyorum. Genelde insanlara. Zihin de nasıl gelişir? Çok acılıdır yani. Okuyacaksın, izleyeceksin, gözlemleyeceksin. Bir sürü insanla tartışacaksın. Bunlar hep klasik işte. Sanatın diğer disiplinlerini az çok bileceksin. Ya mesela resim sanatıyla sinemanın o kadar güçlü bir ilişkisi var ki. Eğer hakikaten resim sanatından biraz anlamıyorsan işin çok zor. Yani yapamazsın demiyorum. Yapar insanlar yani. Ama benim bir hocam vardı, şey derdi, yazılarda güzel olmak lazım diye. Evet, film yaparsın ama o filmi ne kadar kabul eder seyirci, sektör? Tarihe geçebilir misin? Yeni bir şey yaratabilir misin? Bunlar çok önemli. Bir de şey çok önemli. Şeyi bilmiyoruz, gençler için söyleyeyim en azından. İletişim kurmayı bilmiyoruz. Benim en sık, sık yaşadığım sorulardan biri. Mesela şu merhaba deyip susan arkadaşlar. Hani her yerde söylüyorum, burada da söyleyeyim. Ya yıllardır şimdi yeni yeni görüyorum Twitter'da insanlar artık isyan etmeye başladılar. Çünkü çok arttı. Şey ilişkisi kuruyorlar sosyal medyada. Sanki böyle karşı karşıyaymışız gibi. Öyle bir şey yok. Usul aslında şudur. Yani merhaba, ben falanca kişiyim. Şöyle şöyle bir sorunum ya da niyetim var. Yardımcı olur musunuz ya da ne yapabilirsiniz diye sorarsın yani. Şey bekliyoruz. İşte merhaba, merhaba, nasılsın, iyiyim. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Bir bakıyorsun derdini 10 dakika sonra anlatmış. Yönetmen pratik zekalı olmalı bir taraftan. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu yönetmenlik meselesiyle ilgili. Bence bazı insanlar şey görüyorlar, bu işte kutsal görüyorlar ya bu işi. Bence hiç kutsal değil. Tam aksine çok pis bir alan. Yani mesela eğer şey değilsen, insanları kandıramıyorsan, ikna edemiyorsan, işte umutlarıyla oynayamıyorsan, paralarını kullanamıyorsan falan, yönetmen falan olamazsın. Yani çünkü zaten senaryo dediğin şey bir hayal. Kimse o senaryonun nasıl bir filme dönüşeceğini bilemez. Kim çekerse çeksin ve sen bu senaryo çok iyi film olacak diye satmaya çalışıyorsun. Yalan söylüyorsun yani aslında. İşte bu çok ödül alacak diyorsun falan. Abi bilemezsin yani. Mesela benim favori filmlerimden biri Türkiye'de. İsmini söylemeyeyim. Çok beğeniyorum ve bence Türkiye sinema tarihine de geçecektir o film. Çok az ödül aldı. Bilemezsin yani. Ve bir sürü festival gezdi ama ödül alamadı. Çünkü başka bir sürü denklem var. Sinema yapmak istiyorsak acı çekeceğiz. Başka yolu yok. O da işte kendimize yeteceğiz. İçe kapanık olmayacağız. Vesaire. Peki hocam, bu Benim de... acı çekme olur. Buyurun Ceren. Teşekkür ederim. Bu acı çekme olayı peki maddi de olabilir mi? Yani gidip bir yere işte 7 bin lira vereyim, 12 bin lira vereyim ve bana sinema öğretsinler gibi bir durum var mı sizce? Şu an çok güncel bir tartışma ya. Evet, olabilir. Şimdi kendimden örnek vereyim mesela. Ben işte Kısa Film Yönetmenleri Derneği başkanıyım ve sürekli para kaybediyorum bu işi yaptığım için. Ama şimdi onu da bağlayayım. Senin soruna da detaylı gireriz. Mesela ben şunu keşfettim. Başta dedim ya ben çok kötü filmler yaptım. Sinema yapmak istiyordum ama yönetmenliği beceremedim. Sonra şunu fark ettim. Ya aslında bir sinema STK'sını iyi ve faydalı bir şekilde yönettiğinde de sinema yapmış oluyorsun. Çünkü aslında katkı sağlıyorsun.
Hatta belki yine tırnak içinde bir sürü filmden daha çok katkı sağlıyorsun. Haliyle de evet, sırf bunun için mesela ben 2 sene 9 aydır düzenli olarak cebimden para kaybediyorum. Aslında. Ve evet, eğer bir amacın varsa, bir şey öğrenmek istiyorsan bunun maddi ve manevi bedeli var. Çünkü aslında o sana öğretecek olan insanlar da bunun bedelini ödemişler. İşte bana devamlı işte senaryo geliyor. İşte okur musunuz? Ya tamam okuyayım abi de yani bu değirmen nasıl dönecek? Mesela ben faturamı nasıl ödeyeceğim? Ya kiramı nasıl ödeyeceğim? Nasıl karnımı doyuracağım? Bir de hani onu boş ver, bu güncel bir şey. İyi de ben bu eğitimi alabilmek için, hatta işte okulum bittikten sonra da kendimi geliştirmek için çok fazla bedel ödedim. Maddi manevi. Bunun bir karşılığı yok mu? Şimdi sen diyorsun ki ya hocam siz işte Türkiye'deki festival düzeni çok iyi biliyorsunuz. Çok fazla kısa film izlemişsiniz. İşte bana fikir verin. Ya ve veriyorum bu arada da. Yani kimseden para falan istediğim yok. Ama çok da böyle kolay istenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şeyde hani bu sektör profesyonel olsun diyorsak eğer, evet insanlar para harcayacaklar. Şimdi vakıf üniversitesine 40 bin lira, 50 bin lira verildiği zaman kimse itiraz etmiyor. Açık açık konuşabiliyor muyuz isimleri hani bu haberin? Tabii tabii hocam. Bu şeyden ben Super de bugün sensör. Evet. İFA'nın yaptığı bir etkinlik. Can Evrenol ve Ezel Akay herhalde işte insanları setlerine davet edip ücret istemişler. 7400 lira. Belki paranın miktarı tartışılabilir. Ama o çok mu az mı onu da ben bilmiyorum bu arada. Hani 7000 lira çok mu az mı? Ben çünkü çok da sektörün içinde değilim bu arada. Antalya'da yaşıyorum. Hep Antalya'daydım. Yani Diyarbakır'dayım aslında. Ama ben olsam, mesela ben film yapmak istiyor olsam şu an, ben o parayı verip giderim, Can Evrenol'u seçerim özellikle. Yani sinema yapma biçimini sevdiğim için Can Evrenol'u tercih ederim. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Siz niye kızıyorsunuz? İnsanlar Twitter'da kızmışlar. Ya deneyim o kadar kıymetli bir şeydir ki. Yani ben Can Evrenol'un deneyiminden bahsetmiyorum. Kendin bir deneyim yaşayacaksın. Ya bir şey söyleyeyim burada, hani otelin ismini de vermeyeyim. Burada bir otel var. Geceliği 1000 avro. Bir kişinin geceliği 1000 avro. Hani inanılmaz bir şey. Ve tıklım tıklım yani. Benim bir arkadaşım işte orada tatil yapıyormuş. 2-3 gündür onun postlarını görüyorum. görüyorum oteli yani. Hani tıklım tıklım. Şimdi baktığın zaman çok da olmayabilir yani. Şeye bak. Mesela Can Evrenol'un nereden geldiğini de bilmek lazım yani. Çok sayıda çok iyi kısa film çektiği, uluslararası alanda tanınıyor. Eğitimi çok iyi ve kendini kanıtlamış. O usta yönetmen meselesine takılmış olabilir insanlar. Kim nasıl usta yönetmen olur onu ben bilmiyorum. Hani şimdi kime usta denir, kime denmez. Açıkçası benim kafam basmıyor o işe. Ama bence çok kıymetlidir. Ezel Akay'ın çok filmi yoktur ama biz mesela onu dernek olarak da ağırlamıştık ustalarla buluşma etkinliğinde. Ben hayran kaldım adama. Müthiş bir hikaye anlatıcısı. Ve dedim ki ya keşke ben bu adam gibi konuşabilsem. Evet yani ben Ezel Akay'la sohbet etmek için para öderim abi. Yani hani öyle bir şey olsa mesela deseler ki Ezel Akay'la yemek yiyeceğiz. Tamam mı? 1000 lira. Veririm ben yani. Abi çünkü ya gerçekten bunlar özel insanlar. Şey yapmak lazım. Anlamak da lazım. Eğitimleri çok iyi, alanlarında çok başarılılar, konuşmayı biliyorlar. Zihni, mesela işte geçen seneydi bizim onunla söyleşimiz. Ben 36 yaşındayım, hayata bakışım değişti Ezel Akay söylesini dinleyince. Aa dedim hiç buradan bakmamıştım. Ya o kadar kıymetli bir şey ki. Bence parası olmayanlar kızıyor. Bence de hocam. Ya bu sınıfsal bir kine dönüşüm. Hocam, direnir mi? Efendim? Rıdvan duy şey. Şey dedim ben. Ceren gibi mi? Parası olmayanlar kızıyor. Ceren kızıyorsa parası yok demektir. Yani kızıyormuş, ben çok ikircikliyim bu konuda.
Valla bence ya bilmiyorum hani dediğim gibi paranın miktarını çok mu az mı onu bilmiyorum ama ya her şeyin bir ücreti olmalı ya. Bir karşılığı olmalı yani. Çünkü ya çok basit bir şey söyleyeyim mi? Ya arkadaşlar dışarıdaysanız paranız yoksa affedersiniz tuvaletinizi yapamıyorsunuz ya. Ya öyle değil mi? Ya çay Evet. içemiyorsunuz. Hatta sahile bakamıyorsunuz ya işte. Beachler falan kapatılmış, özelleştirilmiş. Paran yoksa denize giremiyorsun yani. Ve bu insanlar mesela sinemacılar falan para kazanmak zorunda. Mesela İFA'yı ben hiç bilmem, hiçbir bağım yok bu arada. Hani ismen sosyal medyadan, YouTube'dan falan biliyorum. Ama onların da para kazanması lazım. Yani niye sinemacılar para kazanınca... Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Sanatın parayla o kadar çok ilişkisi var ki. Yani parasız sanat gelişemez, mümkün değil yani. Ya Hocam onunla ilgili ben bir tane örnek vereyim. Bizde de mesela öyle bir şey oldu. Biz paralı bir şey yapmıyoruz şu an. İleride de yapmayacağız ama bazı şeyleri mozaik olarak mesela bazı şeyleri güzelleştirmek, kaliteleştirmek için dediğiniz gibi o paraya ihtiyacımız var. İster istemez var olan bir şeyi daha iyi hale getirmek için insanın önüne sen ne kadar para istemiyorum desen de paraya ihtiyacım var. Çünkü bu devran, bu çark böyle dönüyor. Biz de mesela sponsor alıyoruz şu an. Ama nedenimiz nedir? Tabii ki de var olanı daha da güzelleştirmek, daha güzel kaliteli içerikler sunabilmek. Ama her konu neredeyse paraya çıkıyor. Ve şeyde de var. Mesela o ben tecrübenin paraya dönüştürmesi konusunda da ben de aslında dediğinize çok katılıyorum. Biz mesela ben diksiyon kursuna gitmiştim zamanında. Orada da hani çok bir hani çok uzun süreli bir eğitim almadık ama orada verdikleri eğitim mesela adam geliyor 40 yaşında, 50 yaşında, 30 yaşındaki kişiler kendi tecrübesini aktarıyor. Benim de mesela göremeyeceğim, normal tek başıma alamayacağım bütün tecrübeleri alıyorum. Sonrasında belli bir ücret ödüyoruz tabii ki ona. İyi ki öyle bir şey de var zaten. Sonrasında kişi kendi artık kapasiteleri neyse, nasıl bir kapasitesi varsa ona göre evriliyor öğrendiği bilgileri. Bazıları hayatına geçiriyor, sizin gibi etkileniyor. Bazıları eğitim alıyor, hiçbir şey yapmıyor. O eğitimden sonraki tecrübe aktarımından sonraki kısım artık alan kişinin kendi inisiyatifine kalıyor. Bence ben de sizin dediğinize katılıyorum aslında o yönetmenlik ve para konusunda. Tecrübe aktarımında istenen para konusunda. İnsanlar şey anlamasınlar. Biz şey demiyoruz, fakirler ölsün falan vesaire gibi bir şey de söylemiyoruz. Ama sistem bu abi yani. Şimdi birileri de ücret. Bu arada bak bir şey söyleyeyim. Ücretsiz bir şey yapmanın da kıymeti yok. Onu da söyleyeyim. Siz de yapıyorsunuz. Biz dernek olarak çok fazla yapıyoruz. Ya mesela rica ediyorsun, ısrarla diyoruz ki arkadaşlar bizim işte Zoom'dan yapıyoruz. 100 kişi sınırı var. Gelmeyecekseniz kayıt olmayın diyoruz. Kayıt olanların yarısı geliyor, yarısı gelmiyor. Yani dedik ki o zaman biz de o zaman ücretli mi yapalım yani? Gelmezsen gelme diyelim. Hani biz paraya bakalım, para aldık diyelim. Vesaire. O da çok can sıkıcı. İnsanlar değer vermiyorlar parasız olduğunda. Gerçekten öyle. Ben de onunla ilgili başka bir örnek vereceğim hemen kısa bir şekilde. Ben de Aykut'la birlikte bir arama kurtarma derneğine üyeyim. Arama kurtarmacıyız. Bizde de mesela 6 aylık, 7 aylık bir temel arama vatandaşlık eğitimleri diye bir şey var. Ücretsiz. Kişiler geliyor tabii ki de. Deprem olduğunda biraz daha fazla kişi geliyor. 180-200 kişi geliyor mesela. Aralarından 2 kişi, 3 kişi kalıyor. Bu tabii ki de hani ücret yapılabilecek bir şey değil ama gerçekten dediğiniz gibi belli bir ücret alınsaydı eğer o eğitimlerden büyük ihtimal o sayı yarı yarıya yani 100 kişi geliyorsa 50 kişi kalacaktı ya da 70 kişi kalacaktı. Ama tabii ki de biz de dernek olarak hiçbir şekilde o hani onlar öyle yapıyor diye ücretli yapmıyoruz. Var olan şeyi sürdürmeye devam ediyoruz. Bir de Onun çok önemli bir eğitimden bahsediyorsun ya. Arama kurtarma, deprem vesaire. Mesela ben eminim ki bu ülkenin yarısından fazlası deprem olduğunda ne yapacağını bilmiyordur. bilmiyor. Bilmiyorlar %80. işte. Ben üçüncü Yapacak. soruya geçeyim isterseniz. Tamam. Kısa film ve diğer film türleri arasındaki ilişki nasıldır? Tür derken hani belgesel kurmaca
Hepsi hocam, genel. Yoksa komedi vesaire falan mı? Yok yok, dediğiniz gibi, sizin dediğiniz gibi. Kısa film ve diğer işte komedi olmayanlar. Şimdi kısa filmin evreni uzun filmden çok farklı zaten. Birazdan bu söylediğim şeyi açarım. Bizde hatta şey, belgesel üzerinden gideyim. Ben bir sürü belgesel filmin kısa, hatta belgeselin kısa film olmadığını düşünüyorum. Ama bunu tabii dillendirmek, bununla ilgili bir şeyler yapmak çok tehlikeli. Bir sürü belgesel yönetmeni var. Bunlar festivallerde filmlerini gösteriyorlar, yarışıyorlar. Kinlenebilirler. Ama gerçek de o. Şimdi bir defa belgeselle mesela işte kısa film farklı dedik ya. Şimdi Türkiye'deki festivallerde yarışan belgesel filmlere baktığında mesela 30 dakika sınırı var işte. Süre olarak onu kısa film olarak kategorilendiriyorlar. Ama aslında kısa film böyle bir şey değil ki. Kısa film işte deneyen, seyirciyi şaşırtan, zeka dolu filmler aslında temelde. Haliyle de işte belgeselin bir yarısından fazlası röportajla geçiyor. Geri kalan yarısında da aslında konuyla hiç alakası olmayan görüntüler bindiriyorlar. Televizyon estetiği. Mesela festivallerde hani yaratıcı belgesel meselesi maalesef Türkiye'de çok bilinen bir alan değil. Mesela bunu konuşurken aklıma şey geldi. Cahit Çeçen'in Kahpe Devran diye bir belgesel filmi var. İzlemediyseniz mutlaka bakın o filme. Şeyde var, internette var. Kahpe Devran. Şöyle, o kadar böyle arada bırakıyor ki seni. Ya diyorsun ki bu bir belgesel film mi, kurmaca film mi? Melez film aslında. Ama bir taraftan karakterler gerçek. Ama başka bir taraftan işte kurmaca bir takım sahneler var. Kamera hareketleri, işte o röportaj yaptığı insanlara söylediği şeyler. Mesela o kısa film. Belgesel de olsa. Ama öteki taraftan diğer belgesellerin mesela kısa film olduğunu düşünmüyorum. İde Neysel kısa filmin ruhuna çok yakın, çok yatkın. Animasyon da öyle keza. Çok iyi animasyon filmler de yapılıyor, sayısı az olsa da Türkiye'de. Mesela Türkiye'de festivaller tür filmlerine çok ilgi göstermediği için korku filmleri, komedi filmleri yapılmıyor çok fazla. Ancak gerçekten bu işi seviyorsa yönetmen, ya ben korku filmi yapmak istiyorum ya da korku filmi yönetmeni olacağım diyorsa ve yurt dışındaki festivalleri biliyorsa, mesela Onur Doğan öyledir. Hatta Can Evrenol oradan gelmedir. Yurt dışındaki festivalleri hedef alıp korku kısa filmleri yapıyorlar. Eğer sorduğun soru buysa, yani... Buydu hocam. Evet, buysa böyle bir cevap verebilirim. Aldıysan cevabını. Aldım, teşekkür ederim. Hocam, bu korku komedi demişken ben kısa bir soru sorayım size. Bizim Türkiye'de bu korku ve komediyle ilgili belli bir kalıp olduğunu düşünüyor musunuz? Ben öyle düşünüyorum da. Böyle uzun, sanki... Uzun metrajlı, evet. Sanki böyle bir kalıp var. Herkes onu yapıyor. Hani tutmuş bu şey, tutmuş senaryo biçimi veya film biçimi. Herkes onun üzerinden gidiyor. Evet, öyle. Hatta işte benim gözümde kısa filmi de kıymetli yapan şeylerden biri o. Kısa filmde devamlı deneyebiliyorsun ve deniyor da yönetmenler. Ya şeyi anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Yani mesela 1 milyon TL para buluyorsun ve bir film yapıyorsun. İnanın hani tutmuş bir formülü uygulayabilirsin. Başka şansın yok yani. Çünkü bir batarsan bütün hayatın boyunca o borçla yaşamak zorundasın ki böyle örnekler var. Ama şuna kızıyorum. Mesela ben yurt dışında da, şimdi film örneği gelmiyor aklıma ama hani zihnimde kalanı söyleyeyim. Mesela bakıyorsun filmlere, genç bir yönetmen ilk filmini yapmış, ilk uzun metrajını yapmış. Denemiş ama, böyle bir sahnede denemiş. Filmin tamamında değil. Ya işte bir kurgu numarası yapmış. Ya da işte bir kamera hareketi yapmış falan ve farklı. Aa, diyorsun ki tamam, bak bu adam kıpır kıpır ya da kadın. Bir şeyler yapacak. Alan bulursa başaracak yani bu işi. Ama Türkiye'de senin de dediğin gibi gerçekten çok standart yapıyorlar. Ve hiç dışına çıkmıyorlar. Yani ya bir sahnede bir numara çek ya. Biz bilelim ki tamam, sen bir gece filmi yapıyorsun. Okey.
Seyircinin alıştığı bir kod var. Tamam, zaten Hollywood'da hep aynı hikayeyi anlatmıyor mu? Klasik anlatı sineması. Hı hı. Tamam, okey abi, hiçbir sıkıntı yok. Ya bir sahnede böyle de ki, bak ben yönetmenim. Hani imzanı at. Bir şey yap yani. Ama yok. Şeyi, o da şundan kaynaklanıyor. Zaten yönetmen değiller. Bilmiyorum, ben bunu Deren Festival'de mi söyledim, önceki hafta mı söyledim hatırlamıyorum ama şimdi korku sineması üzerine konuşuyorduk. Bir soru geldi. Yani Türkiye'de cin filmleri vesaire, hani klasikleşti ya o sohbet. Ya dedim ki arkadaşlar, bakın dünyadaki mesela korku filmi yönetmenlerine bakın. Hani bilinen mesela Carpenter'a bak, Sam Raimi'ye bak falan. Bunlar entelektüel insanlar. Yetenekliler, dahiler yani. Bizde korku filmi yapanlara bakın. Ya gerçekten sokaktaki adam büyük çoğunluğu. Ya sinemacı falan değiller. Haliyle ya böyle sinema, bu insanlarla o tür sineması zaten gelişemez. Mesela bir örnek vereyim. Filmin ismini hatırlamıyorum. Hatırlasam ismini de söylerim de. Bir cin filmi izledim ben. Ya aydınlık böyle, tamam mı? Bayağı böyle yeşillik falan var. Sanki böyle piknik, böyle yaz tatili falan. Sarı sıcak renkler. Sonra merak ettim, araştırdığım filmi. Yanılmıyorsam beyazperde.com'da yönetmenin röportajı vardı. Şey diyor. Ya işte bütçemiz yoktu, ışık bulamadık, o yüzden gündüz çektik. Abi çekme. Yani. Olmamış ki o film. Yani şimdi hani böyle bir zihinden zaten iyi film yapmasını bekleyemezsin. Ya ışığın yoksa çekmeyeceksin. Demek ki hazır değilsin. Oyuncuyu bulamadıysan çekmeyeceksin. Hazır değilsin demektir yani. Ama bizde böyle her şey lay lay lon olduğu için yapılıyor. İşin üzücü tarafı. Bak mesela biz bu filmleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Ben de işte başta bu mesela cin filmleri dalgasına yakalananlardandım. Aa ne güzel işte filmler yapılıyor, izleyin vesaire. Sonra dedim bir dakika ya, hep aynı filmleri izliyoruz. Hepsi aynı. Ve bıraktım izlemeyi, takip etmiyorum. Bizim sinemacıların değişmesi, gelişmesi lazım bence. Bence de. O zaman hocam bu konuyla alakalı ben bir soru soracağım. Sinemacıların değişmesi lazım ama bu şimdi arz talep meselesi olduğu için aslında talep edilen alan da, talep eden kişiler de bunları talep ettiği için ister istemez ikisi birbirini tetikliyor. Şimdi benim soracağım soru aslında bununla alakalı. Sinema izleyicisi hem festivallerde hem de izleyici olarak kısa film hak ettiği değeri göremiyor. Ve bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında izleyen, hep bir sinema çeken kişileri konuşuyoruz ama aslında ortada değerlendirilmesi gereken kişiler de izleyiciler aslında burada. Tabii. Çünkü neyi izleyeni seçiyorlar, o seçilen şeye göre de filmler çekiliyor. Ülke olarak da sanki bir değersiz gibi duruyor. Hem kısa film hem de bu dediğiniz sanatsal filmler. Dünyada temel kısa filmin sorunlarından biri, en temel sorunlarından biri bu. Ama bizim ülkemizde çok daha fazla. Şimdi sorun aslında şöyle, sinemanın doğuşuna gitmek lazım. Orada başlıyor. 1895'te Lumière kardeşler kamerayı icat edince sinema doğuyor. Hatta bak oraya bir parantez açayım. Orası önemli. Aslında kameranın icadıyla sinema doğmuyor. Ya keşfedilen şey kamera değil aslında. Keşfedilen şey karanlık bir odada, bir salonda hep birlikte film izlemek. Çünkü zaten Lumière kardeşlerden önce de hareketli görüntü var. Mesela girin bakın şey vardır. Edison'un icat ettiği bir kamera var. Orada böyle dünyaca ünlü bir dansöz kadın var, Fatima isminde. Onu falan böyle işte bir peni atıp izlersin ama tek başına, tek gözünü kapatıp izlersin. Lumière kardeşlerin bulduğu kamera toplu halde izlemeye izin verdiği için aslında o doğan şey, hani sinema dediğimiz şey o birlikte film izleme meselesidir. Tabii teknik bir takım yetersizliklerden dolayı hep işte klasik hızlı geçeyim. İşte filmlerin süresi kısa. İşte Lumière kardeşlerin yaptığı filmler bugün konuştuğumuz kısa filmler değil aslında. Onlar artık belge. Hani belgesel de demek yanlış olur ama belge. İşte trenin gara girişi, bebeğin yemek yiyişi, duvarın yıkılışı vesaire. Ama çok önemli bir şey var. Yani sinemanın türlerini belirleyen de ilk mesela kısa filmler. Mesela işte ilk bilim kurgu filmi kısa film. İlk western filmi kısa film.
efekt kullanılan ilk film kısa film. Ama şöyle bir şey oluyor. Sinema salonları açılınca insanlar da o dönem bugünkü gibi film izleme, salonda film izleme kültürü yok. Şimdi biz bugün nasıl film izliyoruz? İşte biri telefonlu karanlık bir ortamdayız. Filme başından takip etmeye başlıyoruz sonuna kadar. Ses yok. Biri telefonunu açtığında bir ışık olduğunda şikayet ediyoruz vesaire. Bir film izleme kültürü var. Ama o dönem öyle bir kültür yok. Sinema salonları açılıyor. Bu arada çok büyük salonlar. Ortalaması 2000 kişilik o salonların. Bir film bütün işte gün boyunca aynı film dönüyor salonda. Ve şöyle insanlar şöyle giriyorlar salona. Bilet alıyor, filmin ortasında giriyor. Oturuyor, izliyor. İstediği kadar kalabiliyor içeride. Canı sıkıldığında çıkıyor. Ya bir hikaye takip etme, bugünkü gibi bir film izleme kültürü yok. Şimdi bu ekonomisi böyle yapılandırılınca sinemanın, haliyle de kısa film bu salonlarda gösterilmek için çok karlı durmuyor. Çünkü işte 10 dakikalık bir filmi bütün gün oynattığında müşteri kaybediyorsun. Çünkü şöyle bir şey de var. O dönem insanlar film izlemek için zaman da ayırmıyorlar o kadar çok fazla. Ya bugün mesela hafta sonu sinemaya gittiğin zaman aslında günün yarısını aslında o film izleme etkinliğine ayırıyorsun ya. Orada öyle bir kültür de yok. Adam mesela öğlen işçi diyelim, öğlen yemeğine çıkmış, öğlen tatiline. Yemeğini yiyor, hızlıca giriyor, 10 dakika film izliyor, çıkıyor. Ama uzun metraj bir filmin 10 dakikasını izleyip çıkıyor. Ondan tatmin oluyor. Haliyle de kısa film o ekonominin dışına itilince deneysel bir alan olarak kalıyor. Bütün dünyada böyle. Şimdi seyirci de ya para konuştuk ya. Para olmadan gelişemez abi. Sistem böyle. Yani ben de eşitçi bir insanım. Sol görüşe yakın bir insanım. Ama dünya düzeni böyle. Yani bir yerde para yoksa o alan gelişemez. Bu kadar basit. Uzun film gelişiyor, daha fazla film yapılıyor çünkü karlı bir iş. Sanıyorum 1920'lerden itibaren de mesela Hollywood, Amerikan filmleri dünyada gişe rekortmeni. Yani hani en çok gişe yapan 10 filmden mesela 2 tanesi Fransız filmi, 8 tanesi Amerikan yapımı. Böyle bir dünyanın içinde kısa filmin yaşama şansı yok zaten. Şimdi bugün de seyirci ya da potansiyel seyirci yüzünü nereye çevirse uzun metraj film görüyor. Mesela herhangi birini sokaktan birini çevirin, uzun metraj film nedir diye sorun, bir fikri var insanların. Mesela Recep İvedik der ama bu bir kafasında bir algı var. Ya da işte biri Çağan Irmak der, öteki Zeki Demirkubuz der. Ama kısa filmle ilgili hiçbir şey söyleyemiyor insanlar. Ne olduğunu bilmiyorlar ki. Şimdi yeni yeni son zamanlarda biraz Netflix'te, biraz işte Blue TV'de işte dernek çok sayıda etkinlik yapıyor. Başka işte festivaller falan var. İnsanlar kısa filmin ne olduğunu anlamaya yeni yeni başladılar işte. 1895-2020, 125 sene mi? İşte 125 sene sonra. Kafana yatmadı mı Rıdvan söylediklerim? Yok yaptı hocam. Şeyi düşünüyorum. O kadar geçmişi var mı diye. Anlattığımızda yani biz şey zannediyorum. Ben hani sinemayla alakalı okuyan kişi değilim ama duyduğum çevreden işte mahalleden işte etrafımdaki kişilerde çok da sinemayla alakalı kişiler yok. Şey düşünüyor. Öyle bir algı oluşmuş. Şimdi fark ettim. Ona şaşırdım kendimde. Sanki böyle 5-10 senelik bir şeymiş gibi geldi bana da kısa film. Şimdi siz tarihini anlatınca ona şaşırdım da niye böyle bir algı varmış, ben de onu düşünüyordum kendi kendime. Ya ilk bilim kurgu filmi mesela Ay'a Seyahat, Méliès'in yaptığı, George Méliès'in kısa film. İşte ilk western filmi bir tren soygunu, büyük tren soygunu kısa film. Yani bunu mesela ilk çocuk istismarı filmi. Arkadaşlar bakın mesela biz tarih yazmayı da ya da tarihi anlamayı da çok iyi bilmiyoruz. Benim tarih eğitimim de var. İlk çocuk istismarı filmi Lumière kardeşlerin ilk yaptığı 10 filmden biridir. Bebeğin yemek yiyişi. Ya hani daha sinema icat edilmiş. Paris Grand Café'de 10 tane film gösterecekler ilk defa. 1895 ilk çocuk istismarı filmi yapılıyor. İşte duvarın yıkılışı, işte ilk efekt kullanılan film mesela. Haliyle aslında uzun metrajdan daha eskidir tarihi. Teşekkürler hocam.
kısa filmle doğuyor gibi bir algı da var aslında yani. Sinemacıların arasında, özellikle kısa filmcilerin arasında kısa filmi tutkuyla savunurken klasik tezlerden birisi bu. Evet, ama şeye kadar, yani Lumière kardeşler için bunu söylemek çok mümkün değil. Ama mesela George Méliès'in yaptığı filmler tam bugün konuştuğumuz kısa film aslında. Onun da mesela, onun da güzel bir hikayesi var. Çok kısa anlatayım mı? Lumière kardeşler ilk film gösterimini yapıyorlar Paris Grand Café'de. Tesadüfen Méliès de orada. Ve Méliès de sihirbaz. Duruyor diyor ki, Ceren biliyordur bu hikayeyi zaten. Diyor ki ben bundan çok para kazanıyorum. Lumière kardeşlerden kameranın patentini almak istiyor. Lumière kardeşler diyor ki ya yok, buradan bir ticari gelir elde edemezsiniz. Bu bir iki sene sonra yok olacak, gidecek. Bir şekilde yolunu buluyor. Bir kamera alıyor. Ve kendi filmlerini üretmeye başlıyor. Bir stüdyo açıyor. Yani aslında biraz da biz o George Méliès'in inancına, ürettiği filmlere de borçluyuz. Ya o kadar büyük borçlu değiliz ama biraz borcumuz var. Zaten derneğin de web sitesinde Aya Seyahat filminin görselini kullanıyoruz daha başından beri. Saygı duruşu. Hocam bu hikayeyi şeyde çok güzel anlatmışlardı. Hugo diye bir film vardı. Tabii Martin Scorsese. Scorsese'nin Biz de tabii. oradan biliyoruz biraz Zidane'la. Sizin Ben de anlattığınızın bayağı aynısını anlattılar orada. Biraz bir şey uzun söyleyeyim. süre. Ben Hugo'yu izlemedim biliyor musunuz? Bir başladım Öyle böyle. mi? Evet. Çünkü ben uzun metraj izleyemiyorum artık. Biraz da böyle şey gibi. Ya bazı filmleri tabii ki izliyorum, takip ediyorum. Ama şey gibi hissediyorum. Ya abi diyorum ben şu 100 dakika filmi izleyeceğimi 10 tane kısa film izlerim. O 10 filmden 2 tanesi iyi olsa üzerine konuşabileceğimiz işte malzeme çıkar. Ben uzun metraj izleyip ne yapacağım? Hamallık gibi geliyor yani. Ama filme göre de değişiyor hocam. Değişir, Hamallık değişir diyorsunuz tabii. da yani bazı filmler var mesela 4 saat, 5 saat film var. Öyle bir izlettiriyor ki sağ olsun film kendisini. Hiç böyle şey gibi değil. Böyle hayatı değişiyor insanın izleyince. Ya benim biraz da şundan dolayı aslında uzun izleyecek vaktim yok. Yani çünkü şöyle bir dünyanın içindeyiz artık. Sürekli kısa film yapılıyor ve şey yapamazsın. Ya ben mesela 2 ay bırakayım bu işleri. 2 ay bıraktığın an kaybolur gidersin, yok olursun yani. O filmler yapıldığı an sana geldiğinde izlemelisin. Anlamalısın yani. Yoksa bir daha gelmiyor. İşte şans eseri bir festivalde falan görürsen görüyorsun. O yüzden de zamanımı aslında tasarruflu kullanıp uzun metraj film çok az izliyorum. Şimdi kısa filmden bahsediyoruz sürekli. 180 tane festival olduğunu söylediniz. Bu festivallerde sizce torpil dönüyor mu? Çünkü ben öyle düşünüyorum. Böyle bazı vakıfların festivallerine denk geldim. İsmini vermiyorum şimdi vakfın. Gerçekten şey, ne sinematografi var, ne hikaye var, ne bir şey var. Ama adam ödülü alıyor. Birinci oluyor mesela o filmde. Ya şöyle ben tam sayısını bilmiyorum ama hani çok fazla jüri üyeliği yaptım festivallerde. Öyle yani şeyi yapan, festivali yapan derneğin, belediyenin, vakfın organize bir şeyini duymadım, talebini duymadım. Ama mesela şöyle bir şey yaşamıştım, bunu da anlatıyorum her yerde. Bir festivalde ön eleme jürisiydim. Bir sinema yazarı aradı beni. Sider dedi, jüri misin? Evet dedim. Ya dedi bizim böyle desteklediğimiz bir yönetmen var. Başka bir filmin de PR'ını yapıyoruz. Sen o filmi finale alır mısın? Ben de dedim ki ya bak ben o filmi izlemiştim. Benim finalistler listemde vardı. Ama sen beni aradığın için o filmi şaibeli duruma getirdin. Ben bu filmi çıkartıyorum listemden. Ve çıkardım. Çünkü şöyle olacak. Yani o gidecek diyecek ki bir taraftan da işte ben Sidar'la konuştum, senin filmi finalde ben yaptım falan. O aradı ya, o telefonu ettiği an hepimiz şaibeli duruma geldik. Ve ben o filmi festivale almamıştım. Ama yapıyorlar mı? İnan yani düşünüyorum bu soru çok soruluyor. Ben onu biraz jüri beceriksizliğine Öyle mi? bağlıyorum. Ön eleme jürisinden başlıyor. Ya bak bizde sorun şu. Biz çok yanlış kurguluyoruz bu meseleleri. Bir defa mesela kısa film
ile ilgili bir değerlendirme yapacaksan en azından son 5 yılı bilmen lazım. Yani ona göre kıyaslaman lazım. Hani hangi film iyidir, hangi film kötüdür? Neye göre kıyaslıyorsun bir de yani? Hani şimdi atıyorum ben direkt çok rahat söyleyebilirim. Ben son 15 yılda Türkiye'de atıyorum 3000 tane film yapıldıysa fazladır da ben bunların 2700 tanesini biliyorum. Şimdi bir değerlendirme yapabilirim. Çünkü gelişimini biliyorum. Nereye gittiğini biliyorum. Ama bak mesela hep verdiğim bir örnek var. Bakıyorsun mesela bir akademisyen jüri üyesi olmuş bir festivalde. Lisansı sosyoloji. Yüksek lisansı atıyorum. Şey hocam. İletişim. Genelde işletme alıyor. doktorası da şey, uyduruyorum bunları. İşte Türkiye'de sansür. Yani hani Türk sinemasında sansür. Şimdi abi senin ne alakan var kısa filmle? Ya saçma yani, tamam mı? bu şey gibi değil yani. Abi tamam ben geldim de gel yaparsın o değerlendirmeyi de. Ama genelde hep yanlış. Ben zaten jüri üyeliği yapmayı bırakmamın nedenlerinden biri de o jüri profilidir. Yani oturuyoruz, şey konuşacağız, filmi tartışacağız. Diyor ki ben filmi beğendim. Ben de beğeniyorum o zaman hocam. Ben de jüri yapayım. Yani abicim ya beğenmek ya da beğenmemek üzerinden bir film alınıp ya da elenebilir mi yani? Hani ya da ödül beğendim ödül verelim. Böyle bir şey olamaz. Benim hep verdiğim bir örnek var. Ben mesela Tarkovski filmlerini hiç sevmiyorum. Ama Tarkovski filmleri çok iyi. Ya şimdi mesela Tarkovski filmi benim önüme geldiğinde ya ben bu bir filmi sevmedim. Bu film kötüdür mi diyeceğim yani. Abi çok iyi film. Ama kendi dünyama, ruhuma yakın bulmuyorum. Sevmiyorum. O başka bir şey. Böyle tuhaf bir jürilik sistemi var Türkiye'de. Ondan kaynaklanıyor. Ha eğer ya o kadar cesur insan var mıdır? Ya korkunç bir şey bir taraftan bu yani. Hani deşifre olduğunda, yakalandığında rezil olursun normal. Gerçi olmazsan rezil ya. Hocam artık normal hale geldi. Her yerde olduğu için. Bence rezil olacağını düşünmüyorum. Rezil olmazsın. Belki tebrik bile edilirler hocam. Ya şunu gördüm. Bak şunu da gördüm. Mesela bir festivalde şey yapıyorduk. Jüriyle tartışıyorduk. Kadın jürilerden biri ısrarla bir filme ödül vermek istiyor. Ama ya gerçekten olacak şey değil. Yani hani ona gelene kadar başka filmler de var zaten. Sonra dedim ki ya niye bu kadar ısrar ediyorsun? Bizi ikna et. Hani belki biz anlamadık filmi. Bu arada herkes 5 kişiyiz. 4 kişi hayır diyor. Bu kadın ısrarla bu filme ödül verelim. En azından üçüncülük verelim diyor. Olmazsa mansiyon verelim diyor. Ben de sinir oldum. Dedim ki hayır. İnan ettim yani. Çünkü şey yani sorunlu. Anlaşamadık abi. Yarım saat, bir saat tartıştık. Anlaşamadık. Sonra dedim ki ben bir sigara içeceğim. Çıktım. O sırada kadının Instagram'ına girdim. Dedim ya dur bir şey yakalar mıyım? Birbirlerini takip ediyorlar mı yönetmenle? Arkadaşlar mı? Aa bir baktım 2 sene önce böyle bir rakı sofrasında ve Sarmıh Kuvaş paylaşmışlar. Ben ilk zamanlar, yani dernek kurulduğum ilk zamanlar jüri toplantılarına girdiğimde şöyle giriyordum. Diyordum ki şu yönetmenler bizim derneğin üyesi, haberiniz olsun. Söyleyeceksin abi. Yani işte söylemediğin zaman yine şaibeli duruma düşüyorsun. Maalesef Türkiye'de jüri üyeliği sorunu var. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Sıradaki soruyu sen sor istersen. Ceren'in. Ceren geldi. Ceren'in sesi yok ki. Tam konuşması gereken kişi konuşamıyor şu an. Ama duyabiliyor. Duyabiliyor. Onun denemesi de o hocam. Dinlesin artık. Demek ki tam öğrenememiz var. Ama öğrenememiş bazı şeyleri. Ben de konuşamadım şu an. Bir şey atacağım ya, laf söyleyeceğim ya, dilim birbirine dolandı. Sesim halen gelmiyor. Geliyor. Geldi. Mikrofonu geldi. Yakınlaştır ama biraz. Tamamdır. Süper. Hoş geldin Ceren. Yine gitti. Ha geldi. İnanılmaz kötü hissettim bir an gerçekten.
an geliyorsa sesim diğer soruyu ben... Geliyor. Tamamdır. Soruyorum o zaman diğer sorumuzu. Hocam izleyiciler genelde kişisel beğenilerine göre filmi yorumluyor ki bunu birçok zaman biz de yapıyoruz aslında. Sizce iyi film kötü film nedir? Yani sinematografi mi daha önemli yoksa fikir mi daha önemli? Bence sinemanın en zor sorusu bu ya. Yani iyi film nedir sorusu. Gerçekten çok açık söyleyeyim bilmiyorum. Yani hatta ben birkaç yıl önce bununla ilgili yani 4-5 yıl falan olabilir Facebook'ta bir post paylaşmıştım. Hani iyi film nedir'i arıyorum diye. Uzun da bir yazıydı. Ya ben bunun ruhla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani sinematografi tek başına yetmez. O zaman Hollywood filmlerinin hepsinin çok iyi olması lazım. Çünkü işte çok iyi oyunculuk, çok iyi kurgu, en iyi kameralar falan. Ama bence başka bir şey var. Hani tin de, ruh de, kıvılcım de, bir şey de yani başka bir şey var. Onu da işte her yönetmen yapamıyor. İşte Tarkovski yapıyor, Nuri Bilge Ceylan yapıyor, Zeki Demirkubuz yapıyor. Bir tür zihnini ve ruhunu o filme aktarabiliyor musun? Mesela şundan eminiz. Kapatalım jeneriği. Bir Zeki Demirkubuz filmi gelsin. Yeni yaptığı film. Anlarız Zeki Demirkubuz olduğunu. Evet. Ama sadece bu tarzla ilgili bir şey de değil. Ya bu arada hani sinematografi çok öğrenilecek bir şey ya. Ya da işte parayla çözülecek bir şey. En iyi görüntü yönetmeni, en iyi ışıkçı, en iyi sesçiyle çalışırsın aslında. Ve çok iyi bir sinematografi yaratabilirsin. Hikayeye uygun sinematografi yaratabilirsin. Ama öyle de değil. Mesela işte Türev filmi var. 2005 yapımı Ulaş İnanç'ın yönetmenliğini yaptı. El kamerasıyla çekilmiş bir film. Ve Altın Portakal'da en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ödüllerini aldı. Şimdi mesela bana sorarsan çok iyi film. Ya bunun cevabı, hani iyi film nedir'in cevabını verebilecek yetkinlikte değilim. Ya öyle de biri varsa verirse cevabını çok sevinirim. Helal olsun bence biri çıkıp bununla ilgili net bir şey söyleyebiliyorsa. Evet. Çok zor soru. Güzel soru, zor soru. Şey gibi galiba hocam biraz. İnsanın çok değişken bir yapısı var ya. Ama içinde de herkesin ortak bir şeyi var. Aslında bu kadar değişkenliğin içinde ortak olduğu bir şeyler var. İşte demin dediğin ruh diyorlar bazı yerlerde. Bazı yerlerde işte başka bir şey söylüyorlar. Filmin o dediğim saydığımız işte Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Tarkovski bence benim düşünceme göre hani iyi kötü demiyorum tabii ki de. Bence o ortak olan noktayı yakalıyorlar onlar. O kişiler. Bir şey dedim ya ruh de, tin de, kıvılcım de, damla bir şey var abi ama nedir? Gerçekten bilmiyorum. Ve evet çoğunluk da beğeniyor ya şimdi hani ortak bir yerden yakalıyorlar. Ama işte bence yönetmenle film arasındaki bir ilişki hani ruh dediğim şey o. Yani yönetmen bir şeylerini bilmediğimiz bence hani mesela Zeki Demirkubuz da bilmiyordur. Mesela Tarkovski de bilmiyordur. Bilmediğimiz bir şeyi filme aktarıyorlar. Bir tür sihir gibi. Ya o zaman diyorsun ki ya iyi film ama niye iyi film? Sihir yaptı. Sihir tozu. O zaman ben bu konuyla alakalı devamı gibi bir soru soracağım. Tamam. Bir klişeyle başlıyorum. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir diye başlıyorum. Hedefimiz, normalde film yaparken öncelikli hedefimiz izleyicinin ihtiyacını karşılamak mı yoksa özgün bir eser çıkarıp izleyicinin onu yorumlamasını beklemek olması gerekiyor. Sanat sanat için midir, toplum için midir sorusunu gerçekten sordun mu? Yoksa hani espri mi yaptın? Ya ona biraz yok. Espri yaptım da bağdaştırdım. Hani o da klişe bu da şey. Ona benzettim biraz soruya bakarken de. Çünkü onu da sordum sayabiliriz hocam. Cevaplamak isterseniz dinlemek isterim. Tamam. Çünkü bence sanat sanatçının kendisi içindir. Ama bunu nasıl ürünün nasıl ortaya çıkardığın da çok önemli.
Şimdi mesela Avrupa'da gelişen bir tarz var sinemada, Smart House. Artık şey var, böyle genel seyirciyi ilgilendirmeyen meseleler de var filmin içinde. Ama bir taraftan da genel seyircinin takip edebileceği bir hikaye akıyor. Şimdi mesela hani dövüş kulübünden bahsedelim. İşte altta aslında büyük bir sistem eleştirisi, kapitalizm eleştirisi var. Ama üstte dünyada herkesin takip edebileceği bir hikaye var. Bu gittikçe yaygınlaşmaya başlıyor dünyada. Bence de zaten böyle olmalı. Mesela Matrix de öyledir. Bazen işte ya diyorum ki Matrix sanat filmi değil mi? Yani hani sanat filmi olması için uzun planlara mı gerek var? O da bir tarz, başka bir şey. Ama sanat filmidir yani Matrix. Gişe yapan sanat filmi. Bence bunu yaptığın zaman bu sorduğun soru işte hem evet bir takım insanlığı ilgilendirecek bir takım sorunlar üzerinde düşünürken ama başka bir işte genel seyircinin takip edebileceği hikayeyle filmi tamamlayabiliyorsa bence bu soruna da gerek kalmıyor. Yani çünkü işte kendim için mi yapayım? Ya sen bile satacaksan seyirciyi de düşünmen lazım. Tabii. Başka yok. Ulaşması lazım bunun Evet. kişilere ki Yani mesajı tutman gerekiyor. ben tabii evet. Bir taraftan da işte tam dediğin gibi aslında yönetmenin kendi zihnini, fikirlerini yayması için de bir yol. Bunu biz de yapıyoruz. Mesela çok açık açık söyleyeyim ya yani biraz açık söyleyeyim. Mesela derneğin çok karşı olduğu şeyler var, durumlar var. Ama şu noktada gücümüz yetmediği için karşı değilmiş gibi yapıyoruz. Yani hani bir tür idare etme, zamanını bekleme. Bu da böyle. Ya bazı yönetmenler şeyden utanıyorlar ya. Seyircinin filmi izlemesinden utanıyorlar. Bu ayıp bir şeymiş gibi düşünülüyor. Nasıl yani hocam, ben onu anlamadım. Ben de anlamadım onu. Yani ne kadar az izlenirsen aslında o kadar sanat filmi yapmış olursun gibi bir He. algı da var. Ne kadar anlaşılmaz olursan vesaire. Sonra beni kimse anlamadı mı diyorlar hocam. Tabii beni Sanat kimse filmi anlamadı. yaptım. Ama bu şekilde süremez çünkü zaten o imgesel sinemayı unuttu dünya. İşte Tarkovski'lerin yaptığı. Şimdi başka formül yok. Yani eğer bu bahsettiğim işte sen yine herkesin takip edebileceği bir hikaye anlat ama sağına soluna üstüne arkasına sanatını yerleştir modelini yapamazlarsa zaten izlenmeyecekler ve saygı da kazanamayacaklar. Ya dönüp Nuri Bilge Ceylan'a bak mesela. Nuri Bilge Ceylan buna işte ufak ufak giriyorlar, deniyorlar. Nasıl deniyor? İşte ünlü oyuncu oynatıyor. Ve işte komedi oyuncusu oynatıyor. Yani niye? Bir şekilde seyirciyi yok sayamazsın yani. Seyirciye ulaşacaksın. Mesela hakikaten şey mi? Murat Cemcir değil mi? Cemcir hocam. Cemcir. Murat Cemcir çok iyi oyuncu olduğu için mi Nuri Bilge Ceylan filminde oynadı? Bence tamamen ünlü olduğu için halk tabii. Popülerdi bir de hocam. Tabii canım tabii. Yani Nuri Bilge Ceylan da güveniyor kendisine. Diyor ki ben odundan oyuncu da yapabilirim tırnak içinde. Hani ve oynatıyor. Bu bir formül. Başka türlü yaşama şansın yok artık yani. Mesela Cannes meselesini düşünüyoruz ya. Mesela Cannes'da ödül almak niye önemli? Çünkü Cannes'da ödül alırsan ya da ödül almasan bile Cannes'ın seçkisine girdiğin zaman, programına girdiğin zaman filmin bütün dünyaya dağıtılıyor. Ya da öyle bir şansı var. O da çok büyük para demek. Korkunç paradan bahsediyorum yani. Hani o yüzden Cannes o kadar önemli. O yüzden herkes Cannes'a gitmek istiyor. Filmini bekletiyor. İlk önce Cannes'a başvuruyor. Bütün her şey o. Seyirci demek para demek. Mecbur. Bilmiyorum. Soruyu bile unuttum ben. Konuşuyorum yani. Bir bağlamda yakalıyorum. Ben de başka şeyleri hocam. Siz anlatırken aklıma şey geldi. Felsefeyle ilgili söylüyorlar size. Şimdi kitaplar var, işte klasikler var buralarda. İşte zamanında Antik Yunan'da, Mısır'da, işte Hindistan'da öğretilmiş öğretiler var. Şimdi onları o zamandaki gibi sunarsan eğer insanlar anlamıyorlar. Onunla ilgili de diyorlar ki eski şarapları yeni kadehlerle sunmak. Şu an var olan şey neyse, teknoloji, imkanlar, bütün imkanları kullanarak
bilgi aynı bilgi ama şu anki koşullar ne gerektiriyorsa öyle sunun diyorlar. Onun ismini öyle diyorlarmış. Aklıma geldi. Eski şarapları yeni kadehler. Çok iyiymiş bu. Çok iyiymiş. Her bilgi. Benim soruma cevap çok yavaşsınız gerçekten bu arada. Bence çok, şey ya. Ceren sen sor istiyorsun yani. Sen hiç konuşamadın. Hazır evet. Mikrofonun varken. Hazır mikrofonum varken ve aranıza dönmüşken. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Kısa film televizyonda kendine çok yer bulamıyor. Yani bunun maddi problemleri var. Bunun farkındayım. Ama maddi problemlerinin dışında sizce farklı nedenlerden dolayı mı acaba yer bulamıyor kısa film? Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Yavaş yavaş buluyor bu arada. Ama zaten televizyonlar da yavaş yavaş yok oluyor. Yine Türkiye için konuşalım. Bir defa televizyonların tamamı artık siyaset üretiyor. Yani kültür sanat kaldı mı? Yok. Ve ekonomilerini de onun üzerine kurmuş durumdalar. Siyaset hangi taraftaysan oradan işte kaynak elde ediyorsun, ayakta kalıyorsun ya da çok para kazanıyorsun vesaire. Bir de şöyle bir şey var. Ya çok açık konuşayım. Hani benim alanım kısa film ama gerçekleri konuşmazsak çözüm bulamayız. Şimdi hepimiz, bütün insanlar, yani en azından televizyona, bilgisayara, sinemaya ulaşma şansı olan insanlar, en azından 90 dakikalık bir hikayeyi takip etmeye alışmışlar. Ve işte onun da bir takım kodları var biliyorsunuz. Serim, düğüm, çözüm vesaire. İşte maceraya çağrı vesaire bilmem ne. Şimdi kısa filmde böyle bir şey yok. Yani ben mesela Mayıs 2018'di sanırım. Mars sinemaları 5 tane kısa filmi vizyona soktu. Çok heyecanlandım. Gittim, izledim ve çok iyi filmler. İşte Oscar'da ve Cannes'da yarışmış 5 tane ayrı ayrı tabii filmler. Yalnız çıktığımda katarsisi yaşayamadım. Çünkü 5 tane farklı hikaye takip etmiştim. Ve şey olamadım. Böyle sanki hani uzun metraj film izledim, çıktım o salondan, tatmin oldum, üzerine düşüneyim falan. Böyle bir şey olmadı. Haliyle de kısa filmin gerçekten seyircisi olmadığı sürece hiçbir yerde şansı yok. Ve seyirci de nasıl olacak? Tanıyacak, kısa filmi bilecek, sevecek, zihni ona göre oluşacak. Hikaye takip etme süresi işte 15 dakika, 20 dakika ya düşecek. Ancak öyle. Öteki türlü çok şansı yok. Bir de televizyondaki şey biraz daha farklı ya işte. Süre satın alıyorsun. Oraya işte yasalar var. Rütüğün belirlediği bir takım kurallar var. Şu kadar reklam koyabiliyorsun vesaire. Sponsor reklam. Mesela gidelim diyelim ki biz kısa film göstereceğiz. Televizyonda reklam verin. Kim verir? Kimse vermez. Vermezler yani. Haliyle de çok zor yani televizyonlarda. Ha, işte Blue TV yapıyor. Netflix'te müthiş kısa filmler var. Yani arama kısmına kısa film ya da short film yazarlarsa zaten gelir önlerine. Hiç bilmeyen ya bu kısa film neymiş diye merak edenler Netflix'ten izleyebilir. Bizim derneğin sitesinde de var kısa filmler. Oradan da. Umarım hiç bilmeyen yoktur bu arada yani. Var var. Çok var. İnanılmaz üzülürüm. Ya kısa filmciler de bir kısmı bilmeyen ve film yapan, festivallerde yarışan, ödüller alan insanlar var yani. Onlara geçmiş olsun deyip hayatlarında başarılar diliyorum o zaman. Evet, soru bekliyorum arkadaşlar. Çok yavaşsınız. Yaşlı olan ben miyim, siz misiniz? Anlamadım ya. Hocam benim kendi sorumu sorayım. Demin aklıma geldi. Sinema bir propaganda aracı mıdır? Tarihte ya, yapmışlar daha önce. Evet. Yapmışlar, evet. Hitler, Mussolini. Hı hı. Hatta şimdi ismini hatırlayamadım. Hitler'in bir kadın yönetmeni var. Müthiş. Goebbels güzel yapmış hocam o. Herhalde. altına yorum olarak yazabilir insanlar. Biliyorlarsa. Ya ama şöyle bir şey var. Ne yaptı? Hitler'i kurtarabildi mi? Mussolini'yi kurtarabildi mi?
Yani hani güncel isim vermek istemiyorum, başımız derde girer. Onları da kurtaramayacak. Yani evet, propaganda yayıyorsun. Mesela neydi o Ufuk Bayraktar'ın oynadığı film? Dağ mı? Evet. Dağ. Militarizm aşılaması. Ben Dağ 2, benim işte bir arkadaşımın burada müdürlüğünü yaptığı sinema var. Oturuyordum orada. Ya canım da sıkıldı artık muhabbetten. Dedim ki girip izleyeyim, ben Ufuk Bayraktar'ı severim. Ya inanılmaz bir profil var bu arada. Yani asla sinemaya gelmeyecek. İlk defa sinemada, ya hatta normalde şehirde de karşılaşmayacağın, şey için söylemiyorum, yani kimseyi sınıflandırmıyorum ama alt tabakadan insanlar işte milliyetçi duygularla gelmişler. Tamam, süper. İyi bir şey. Küfreden var. Tepki veren var mesela. İşte Ufuk Bayraktar vurulduğunda küfretti adam yani. Hocam öyle diyorsunuz. Ben bir tane söyleyeyim. Herkes biliyordur. Film değil, dizi ama evde Kılıç'la dizi izleyen var bu ülkede. Tabii. Evet. Atın üstünde falan. Atın üstünde. İzleyen var. Ya Aykut, ben senin sorunu unuttum ya. O kadar böyle giriyorum, örnek giriyorum falan. Sinema bir propaganda aracı mıdır demiştim de hocam. Aslında soruya doğru gidiyorsunuz zaten siz. Evet. Baktığın zaman evet, toplumun bir kesimini etkileyebiliyorsun. Ama onları başka şeylerle de etkiliyorsun. Hatta günümüzde öyle bir yere geldik ki, mesela film yapmak belki propaganda için pahalı bile kaçabilir yani. Hani iki tane tweet atıyorsun, insanları etkiliyorsun yani. Şey var, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'ya doğru haberleri getiren bir ajans var. Beyaz Melekler deniyor. Bir de propaganda yapan, işte mesela diyelim ki bir yerde yenilmiş Amerikan ordusu, donanması batmış, yalan haber, o yalan üretiyor. İşte bizim A Haber gibi. Tamam mı? Onlara da Kara Melekler deniyor. Savaştan sonra Kara Melekler CIA'ya dönüşüyor mesela. O da ilginç bir şeydir. Sinema, çünkü orada bir belge meselesi de var, belgeselcilik meselesi de var. Sinema, devlet, propaganda ilişkisi bakımından işte CIA ortaya çıkıyor. Düşün şimdi, bütün dünyada aslında propaganda yapan, planlar yapan bir şeyden, örgütten bahsediyoruz. A Haber'i umutlandıran bir söylem oldu hocam. A Haber çok komik ya. İnanılmaz yani. Eğlenmek için açıp bakıyorum ben. Her eve lazım. Ama böyle süresi var. 5 dakika sonra falan insanın sabır sınırını zorlamaya başlıyor ve değiştirmek gerekiyor. Ya ben mesela bakıyorum, oradan bir tane şey alıyorum. Saçma bir şeyi alıyorum dalga geçmek için. Kapatıyorum ondan sonra. Yoksa maruz kalmamak lazım. Gerçekten evet. Hocam ben son, yani bizim elimizde olan son soruyu da sorayım size. Diyor ki burada, yönetmenin senaryosu, aslında siz başında bahsettiniz, oyuncuya kısa film özgürlük sağlıyor. Gerçeği var sizin de söylediğiniz gibi. Hem oyuncuya, hem yönetmene, hem de senaryosu. Deneysel sinemaya katkı sunuyor sürekli. Ve bu konuda akımların, kısa film akımların, yeni kısa film akımlarının doğmasına bir etkisi olabilir mi? Bu özgürlükçü düşüncenin. Sinema akımları diye soruyorsun aslında belki de. Evet. Ya kısa film de olur, farklı bir tür de olabilir bu. Ya hani bariz düşündüm, aklıma gelmedi. Yok, zannetmiyorum. Ya yani sinema tarihinde böyle bir olay varsa öğrenelim, öğrenmek isteriz. Sanırım yok. Ama bunun üzerine bir tür konuşabiliriz, beyin fırtınası yapabiliriz. Şeyi sorayım hocam ben size. Şimdi türler diyoruz ya biz hep, işte kısa film, aksiyon, uzun film, diğerleri. Hani çok böyle sanki sürekli değişiyormuş gibi böyle bir hissiyat var izleyici olarak baktığımda. Biçim aslında, olarak mı? Sinema yapma... Sinema biçimi olarak. Sinema biçim türü olarak.
Hani değişiyormuş gibi böyle hissediyorum ben seyirci olarak. Var olan şeyler sürekli böyle isim değiştirerek, şekil değiştirerek devam mı ediyor? Yoksa gerçekten değişiyor mu? Yeni bir şeylere evriliyor mu? Şimdi 1950'lere kadar yapılan filmlere baktığında, bir de işte sonrasında yapılan filmlere baktığında, aslında sinema 1950'lere geldiğinde yapacağı her şeyi yapmış. Ya biz onların tekrarını izliyoruz. Ya da işte akıma dönüşmüş halini izliyoruz. Mesela işte Fransız Yeni Dalga'yı konuşalım. Mesela Fransız Yeni Dalga, bir de Dogma 95'e bakalım. Tamam mı? Dogma 95 aslında onun bir tür çok etkilenmiş versiyonudur yani. Hani Fransız Yeni Dalga'nın. Zaten hani birbirinden kopuk olma ihtimali yok. Birbirini besleyerek gelişiyor. Ben, ya sinemanın şöyle bir olayı da var. Teknolojiden de çok fazla etkileniyor. Yani hatta kırılma noktaları da biraz o ya. Mesela işte ilk kamera icat edildiğinde çok ağır. Ve işte 35 milimetre filmlerin uzunluğu kısa. O yüzden kısa film yapıyorlar. Kamerayı hareket ettiremiyorlar. Açı o yüzden değiştirme fikri çıkmıyor ortaya. Ama kamera küçülünce bu defa işte kesme de yapabiliriz. Kamerayı hareket de ettirebiliriz. Vesaire diye gelişiyor. Mesela biz işte 3 boyutlu film bir 5-10 yıl önce çok böyle şey yaptılar ya. Bize satmaya çalıştılar 3D filmleri falan. Aslında 3 boyutlu filmlerin temeli 1960'lara falan dayanıyor. O zaman var yani. Ama bize çok yeni bir teknolojiymiş gibi bir tür satmaya çalışmışlardı. Avatar hocam onu çok güzel yaptı ama zamanında. İlk 3 boyutlu film diye. Evet ama değil aslında işte. Değil işte. Avatar'ın başka getirdiği yenilikler var ama 3 boyutlu meselesi onun getirdiği bir yenilik değil. Ya bu zaten abi para bir taraftan para harcıyor ve para kazanmak istiyor. Bütün dünyaya satıyor. Bir şekilde pazarlayacak. Ha doğrudur demiyorum. Hani yalan söyleyerek satmaya çalışıyor ya filmini. Doğrudur demiyorum ama anlıyorum da yani işte 50 milyon dolar koymuş. Abi 50 milyon dolar için ülke falan yıkabilirler yani. Hani ada falan satın alırsın ya, bak bugün mesela Doğu Akdeniz meselesi var gündemde. İşte bir adan olsa mesela işte kıta sahanlığı falan filan bütün dünya gündemine giriyorsun. Alırsın ya. Yani. Kapitalist sistemin bir getirisi hani bir yandan o tamam sanat faşistliği yapmalıyız bence bir tık ama işte içinde yaşadığın sistemi de reddedince işler karışıyor. Başaramazsın zaten yani. Evet. Başka şansın yok. Zaten sistemi değiştiremezsin. Ya da yapmayacaksın. Oturacaksın köşeye. Köşeye evet. Yapmak istiyorsan başka şansın yok. Yani Covid de değiştiremiyor sistemi bu arada. Yani ilk virüs çıktığında dediler ki işte kapitalist sistem yıkılacak falan, daha da güçleniyor. Hiç öyle yıkılacağı falan yok maalesef. Şeye çok gülmüştüm hocam, işte kapitalist sistem yıkılacak söylentileri, zizek bir şeyler karalıyor falan. Sonra üstüne AVM'ler açıldı ve Covid-19 ise böyle mağaza açmışlar falan. Çok komik bir olay. Ya evet evet. Şey yapamazsın. Çünkü neyse dur şey yapmayayım. Kapitalizm güzellemesi gibi algılanır. Hiç girmeyeyim oraya. Maalesef müthiş bir formül buldular ve değiştirmek çok zor. Çünkü şey gibi, hani mutasyon geçiren virüs gibi kapitalizmde. Çünkü duruma göre kendisi yeni bir manevra alabiliyor. Çok hızlı dönüşebiliyor. Bakalım ne olacak, nereye gidecek? Bu son soru hocam, muydu? Elimizdeki sorular bitti ama ekleyebilirim bir soru daha mesela. Hadi gelsin. Tamamdır. Tartışmalardan birisi de bu sinema aleminde işte dijital platformlar geleneksel sinemaya zarar veriyor veya dijital platformlar sinemayı bitirecek, küçük ekran, büyük ekran kavgası dönüyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce bitirir mi dijital platformlar sinemayı? İnşallah bitirir. Sanki yönetmen filmi çekerken beyaz perdeyi büyük ekrana düşünerek çekiyor da, tamam mı? Herkesin aklında net bir film var. Kimse kusura bakmasın. Bir de sizle yaptığımız toplantıda da konuşmuştuk. Sen var mıydın hatırlamıyorum ama. Ya kainatta her şeyin bir ömrü var. Yani eğer
koşullar değiştiyse, sermaye istemiyorsa ya da sermayenin yönü de değiştiyse sinema salonlarının aleyhine, ne yapabilirsin ki ağlamaktan başka? Yani abi değişecek, değişmek zorunda. Bu Netflix olur, Amazon olur, başka bir şey olur. Başka bir medyum olur bilmiyorum ama değişecek. Çünkü şeyden örnek vereyim. Black Mirror'dan örnek vereyim. Netflix'teki son Black Mirror bölümünden. Orada çoktan seçmeliydi ya, film öyle ilerliyordu. Hı hı. Bir soru soruyordu, sen karar ve seçim yapıyordun. Ona göre başka bir yere gidiyordu film. Şimdi bu filmi sinemada izleme şansın var mı? Yok. Yani kim milyoner olmak istere döner o. Evet, çok kişisel bir şey, bir aktivite ya bu. Peki filmin yayınlanma tarihini söyleyeyim mi size? 27 Aralık. 27 Aralık ne arkadaşlar? 27 Aralık 1895 sinemanın doğuşu. 27 Aralık ne? Sinemanın ölümü. Yeni bir şeye dönüşümü habercisi. Şimdi Netflix gibi çok büyük sermaye, çok güçlü bir sermaye bunu böyle rastgele yapmaz yani. Bunu anlamak lazım. Netflix o filmle dedi ki sinema salonları güle güle. Ölüyorsunuz yani. Ölüyorlarsa ne yapalım abi? Yani evet çok bak şuna okeyim. Bir film izledim ben. Japon bir yönetmen yapmış. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda zor ayakta kalmış bir sinema salonu. İşte öğrenciler geliyor, işte müzeye çevirmişler ama film de gösteriliyor. İşte o sinema salonunun belgeseli. Ya izlediğin zaman diyorsun ki evet ne güzelmiş, kim bilir işte ne kadar güzel anılar yaşanmıştır, harika filmler gösterilmiştir falan. Ne yapalım ama yani abi, her şeyin bir ömrü var. Yani ne yapalım? Ya insanlar gitmeyeceklerse, yani çünkü dedik ya bugün sohbetin başında, bir dışarıda film izlemeye çalışsan yarım günün gidiyor. Artı minimum 100 liran gidiyor. Ya çok romantize edildiğini düşünüyorum ben, evet, sinema salonlarının. Bence kapansın ya. Bence de kapansın hocam. Bir tane örnek olarak kalsın her şehirde. Ama şöyle, bu benim, ben hani biraz böyle gevezelik ediyorum da, bu yine sermaye ile ilgili. Eğer para bilet satabiliyorlarsa kapanmaz. Satamıyorlarsa da kapanır abi. Yapabilecek bir şey yok. Yani işte şeyin son filmi neydi ya? Tenet miydi? Evet, evet. Evet. İşte ilk hafta 50 milyon dolar hasılat yapmış falan. Abi satıyorsan devam eder yani. Satamıyorsan ağlama yani. Hani müze olur. İnşallah benim çocuklarım sinema diye bir şey bilmezler. Zaten ben sokaktan, kalabalıktan nefret eden biriydim. Bir de bir araya gelip film izleyeceğiz falan. Bir tane böyle müze olarak kalsın. İnsanlar girsinler, baksınlar. Ya çok sömürüldü ama. Yani şimdi hani konuşamıyorum. Bazı isimler var, söylemek istemiyorum. Maddi olarak da çok sömürüldü. Yani bu işte yok efendim, kapısı sokağa açılan son sinemaymış da kapanmasın da şuradan bir 300 bin lira destek alalım. Şuradan işte 1 milyon TL hibe alalım falan. Koltuk satışları yapıldı. Evet evet. Abi bilet satamıyorsun. Sen kafayı ona yorsana. Ben nasıl bilet satarım, insanları nasıl getiririm salona diye. Kimsenin izlemeyeceği, takip etmeyeceği filmleri sanat filmi diye getiriyorsunuz. Çekiyorlar. Onlar da gösteriyor. Sonra da efendim kapanıyor. Güle güle kapansın valla. Ama bu niye bu kadar rahat konuşuyorum onu da söyleyeyim. Kimse videoyu sonuna kadar izlemez. Videoyu yani. İzliyorlarmış hocam. İzliyorlarsa güç gelir. Hocam bir şey yaparız. Time code koyarız oraya, sinema kapansın diye. Sinemalar kapansın. Ya bir de şöyle, ben biraz daha aslında işte orta yaş sayılırım artık. Orta yaşım. Benim ve muhatap olduğum işte çok yaşlı, kötü anlamda söylemiyorum ama hani dinozor sinema yazarları var. Ve ben o insanları gerçekten anlıyorum. Çünkü bu dünya, onların büyüdüğü dünya bugünkü gibi değildi yani. Sinemayla çok duygusal bağları var, anıları var vesaire. Ama yeni dünya düzeninde böyle bir şey yok. Onlar çok üzülüyorlar. Ama ne yapalım abi yani, onlar da ölecek, biz de öleceğiz. Sinema salonları da kapanacak yani. Yapabileceğimiz bir şey yok.
Bir yandan da dijital platformlara bu kadar olumsuz yaklaşmamak gerekiyor bence. Çünkü Netflix mesela, yani Scorsese'ye bütçe sağlamasa biz Scorsese'nin yeni filmini izleyemeyecektik gibi bir durum da var. Hani onu da yarısına çok kadar izledim ha. Ya ben de çok mu izlemek istiyordum? Hayır, ama bir yandan da işte efsaneleştirilmiş bir yönetmenin de varlığı orada söz konusu. O da çok acı bir şey değil mi mesela işte? Evet. Mesela Scorsese aslında işte hakikaten sinema tarihine geçmiş, film yapma biçimini değiştirmiş bir adamken işte son filmine para bulamıyor ve Netflix'in kucağına düşüyor. Bence bunun filmi yapılır hocam. Yapılır. Bir İtalyan yönetmen. Kendine yapımcı arıyor çılgınca. Seyirci giderse salon kapanmaz, seyirci gitmezse salon kapanır. Mantık bu. Bunun üzerine işte ağlamanın, güzelleme yapmanın, tartışmanın anlamı yok. Abi kapanmasını istemiyorsan bu seyirciyi nasıl salonlara götürürüz? Formülünü bulacaksın, gerçekçi olacaksın, çözüm üreteceksin. Hepsi Facebook'ta ağlıyor. Instagram, Twitter falan da kullanamıyorlar. Sadece Facebook kullanabiliyorlar. Herkes ağlıyor yani. Ve hepsi de 60 yaş üstü. Ama hepsini de çok seviyorum bu arada. Bu konuda benim en çok şaşırdığım çıkış Almodovar'dan gelmişti mesela. Yani işte yeni nesil sinemanın büyük perdenin değerini anlamıyor gibi, böyle Cannes Film Festivali'nde romanın yarışması üzerine bir çıkış yapmıştı. Biliyorsunuzdur zaten ve inanılmaz şaşırmıştım. Yani bu suçu mesela nasıl yeni nesile atabiliyorsun? Nasıl teknolojinin gelişimini göremiyorsun? Ki kendisi de inanılmaz sevdiğim bir yönetmendir bu arada. Salladım buradan durduk yere ama. Ya şöyle, ben bir yazı yazmıştım yıllar önce, gençken daha, öteki sinemada. Orada da söylüyorum, yani diyorum ki gençlere sırtını dönerseniz yok olursunuz yani. Gelecek onların, onlar nasıl istiyorsa dünya öyle şekillenecek. Direnme şansın yok yani. Abi büyük perde istemiyorsa yapabilecek bir şey yok yani. Hani istemiyordur. Şikayet etme, kızma. Bilmiyorum. Çok konuşulur ama bu. Çünkü hani şöyle de bir şey var. Yarın sinema salonları kapanmıyor. Hani kökten. Hani şimdi salgından dolayı bir takım önlemler var ama bu belki 15 yıl, 20 yıl sürecek ama bir yerde bitecek. Yani her şey bitiyor. Sinema salonu bitmeyecek yani. Restoranlar bitiyor. Şimdi ben öncesinde de mesela bir sürü insan da öyle. Yemek sepetinden biz yemek istiyoruz mesela işte. Gidip demiyorum gideyim lokantada oturayım, çorba içeyim. Evime geliyor. Ona kimse ağlamıyor mesela. Film restoran sahipleri hariç. Hayır, onlar da ağlamıyor. Doğru, onlar da yemek sepetiyle çalışıyor aslında bir yandan. Onlar üstüne bir de fiyat da koyuyor. Tabii bir de yani daha küçük dükkanlar kullanıyorlar. Daha düşük kiralar veriyorlar. Daha az personel çalıştırıyorlar. Mis gibi yaşıyorlar. Biz de girelim Netflix'te, Amazon'da izleyelim ya filmleri. Pratik dünya bir yandan da aslında yani. Ya bir de sanki çok da şeyler, iyi salonlar da ses sistemi, perdeler falan, Türkiye çöplük yani. Ben daha Türkiye'de bir tek Altın Portakal'ın, o da kendi festival için kullandığı bir DCP sistemi var. Aynı zamanda ses sistemi var. Ha bir de Anadolu Üniversitesi'nin salonu iyidir. Bu ikisi dışında gerçekten ben iyi perde projeksiyon görmedim. Ki yaşım gereği itibariyle de çok fazla şehirde de film izledim. Hani işte gençken yapabileceğim bir şey yoktu. İnternet yoktu, telefon yoktu. Film izliyordun, kitap okuyordun. Kötü yani şeyler, salonlar. Konforlu değil. Şimdi burada mesela başka sinema bir salonla anlaşmıştı, sinema salonuyla. Aa ben de böyle şey yaptım, heyecanlandım. Dedim ki destek olsun, gidelim izleyelim. Gittim. Ha, şeyi de biliyorum, o sinema salonunun 7-8 tane şeyi var, salonu var. Hepsinde de film izlemişim. En kötü salonu vermişler ve perde yamuk. Hocam Kapitol'du galiba o sinema, yanlış hatırlamıyorsun. Kapitol, evet. Değil mi? Şu şeyde Işıklar Caddesi'ndeki. Hı hı. Evet evet. Bizim burada Kapitol. Biz orada oturuyoruz da. Ben hatırlıyorum, başka sinema vardı burada bir yer. Sen, ben Antalya'da yaşıyorum. Sen de mi Antalya'dasın? Hayır. Bizim burada da bir yerde. Bizim İstanbul'da da bir yerde vardı hocam. Işıklar Caddesi. Ama kaliteliydi. Kaliteliydi buradaki. Mesela başaramamışsın abi şeyi almayı ya.
Yani iyi salon almayı başaramamışsın. Zeki Demirkubuz'un Kor filmini mi izledim orada? Hatırlamıyorum. Kor'du herhalde. Onu izledim. Bir sonraki, işte bir hafta, iki hafta sonra önünden geçerken baktım Emin Alper'in filmi var. Girdim, iki tane bilet aldım. Çıktım. Hani dedim destek olalım. Ama girip o salonda film izlemek istemiyorum. Ya, o kadar. Peki, bir şey soracağım hocam. İstanbul'daki salonlar için mi böyle düşünüyorsun? İstanbul'da çünkü kaliteli salonlar var. En azından benim şey olarak gördüğüm. Vallahi mesela benim iyi dediğim salonlardan birinde keşke film izleseniz. Tabii onu görmediğimiz için kıyaslama evet. Da yapıyoruz. Yani mesela bir gelin Altın Portakal'da bir izleyin, bir film izleyin bakalım nasılmış. Yani şey, ampulün, projeksiyon cihazının ampulünü kısıyorlar sinema salonları. Ömrü uzun olsun diye. Rezalet ya. Ve biz bunun kavgasını yapıyoruz. Yani. Şimdi aynı şey değil ama Netflix 30 liraya bir ay boyunca sınırsız film sunuyor senin önüne. Evinde kocaman televizyon var. Bilmem kaç inç, 100 küsur inç. Ses sistemin var. Tabii ki aynı şey değil. Kesinlikle aynı şey değil. Kesinlikle. Evet. Ama oturuyorsun konforlu, istediğin zaman. Çünkü yeni zihin, yeni dünya böyle. Abi rahat etmek istiyorsun. Uzanıyorsun, filmine bakıyorsun yani. Şey gibi böyle oturayım koltukta. Şöyle sinema salonunda. Yanında telefonla oynasın. Birisi haşır haşır yemek yesin. Öteki evet, mısır yesin. Ondan sonra sinema salonu sana ne zaman mola vereceğini söylesin. Mesela bu bile insan yeni nesil istemiyor bunu yani. Sen evet. Mola verdirtiyorsun. Diyorsun ki bu saatte çık, bir şeyler satın al, tuvalete git. Sonra gel sana ben 20 dakika reklam izleteyim. Abi böyle bu eski ilkel bir yöntem yani. Ne kadar çok konuştuk. Kesin başım derde girecek. Sağlık olsun. Bu adam sinema cahili. Hiçbir şey bilmiyor. Neden? Çünkü sinema salonu dedi. Ya bu arada hayır, benim başımı yakmasaydınız hocam. Daha yeni sektöre giriyorum. Meren bana WhatsApp'tan mesaj attı. Evet hocam, katılıyorum size. Kesinlikle kapanmalı salonlar dedi. Sinema katilleri. Ya bir şey söyleyeyim Ceren. Kimsenin umurunda değil ne düşündüğün, biliyor musun? Evet evet. Ya iş herkes... İki gün Twitter'da linçlerler. Evet evet. Herkes parasına bakıyor. Yani sen o insana para kazandıracak mısın yaptığın işle? Tamam abi, fikrin falan önemli değil. Ticarette öyledir ya. Hani neye inandığın, hangi milletten olduğun. Mesela böyle bir saçma çünkü yani. O da ticaretin doğasına aykırı. Yani. Kimse bakmıyor yani ne düşündüğüne. Sinemada bir ticaret aracı haline geldi. Evet. Film metalaştı yani sonuçta. Ve... Öyle. Aynen öyle. Sormak istediğiniz bir soru yoksa güzel bir kapanış yapmak istiyorum. Güzel bir kapanış yap. Sizin formatı uygun mu bilmiyorum. Bence siz çok ciddi videolar yapıyordunuz. Yok hocam, bu gayet güzel şey oldu da Zoom'da şey var. Biri konuşmaya başlayınca ses ve şey oraya kayıyor. Ve konuşan kişinin şeyi bozuluyor. Konuşma akışı bozuluyor. O yüzden şey gibi duruyoruz biz burada. Put gibi duruyoruz. Hani ses de çıkartamıyoruz. Lafın bitmesini bekliyoruz. Zoom'un sağ olsun şeyi güzel şeyler sağlıyor ama keşke onu da bir arada yapsalarmış. Güncelleştirmede şey yapıyor çünkü. Gereksiz böyle ciddiyet katıyor bize. O yüzden ama şey için çok teşekkürler gerçekten. Hazır gençlerden konuşmuşken ve bu dünyanın yeni düzeni değişikliklere ayak uydurmak olmuşken ve bu değişikliklere en hızlı gençler adapte olduğu için siz bu gençlere kısa filmlerle ilgili sektöre yeni girmek isteyen gençlere ne önerirsiniz? En son bununla kapatalım ben. Çok eski usul bir şey önerdim ya aslında. Hani zihninizi geliştirin vesaire demiştim başında. Ya benim bundan başka söyleyecek gerçekten bir şeyim yok Rıdvan. Çünkü başka formül yok. Zihnini geliştireceksin, ne istediğini bileceksin. Temel eğitim çok önemli. Bak birçok insanda, yani birilerini kastederek söylemiyorum, birçok insanda temel eğitim eksik yani. Hani nasıl iletişim kuracağını bilmiyor, sohbeti nasıl devam ettireceğini bilmiyor vesaire. Bunlar da ne iş yaparsan yap çok büyük sıkıntı yani. Benim için de öyle, hepimiz için böyle.
Ben mesela bu video yayınlanacak mı şüpheye düştüm mesela. Montaj diye bir şey var. Aykut bekliyor orada, not alıyor. Montaj gidecek yerleri. Süper. Evet, sadece kesitiler dışında şey yapmayacağım. Montaj yapmayacağım. Yalnız yeni salgın, ben hani biraz da ciddi bir cevap vereyim. Yeni salgın şey, bir an önce sahip olmak istiyorlar. Hızlıca, hemen. Ama böyle bir şey gerçekten yok. Yani bu sosyal medyada olabilir. Evet, belki bir tweet atarsın, 100 bin takipçin olur. İşte YouTube'da belki bir video koyarsın, takipçin artar, çok izlenirsin falan. Ama gerçek hayat hala öyle değil. Yani gerçekten acı çekerek, bedel ödeyerek, ter, gözyaşı dökerek ulaşabiliyorsun hala. Biraz sabırlı olmak lazım ve son, bitiriyorum. Başaran insanların tamamına baktığınızda, şu söylediğim şekilde bir bakın. Hepsi aslında o işin dehası olduğu için değil. Hepsinin ortak tek bir özelliği var. Sabretmişler. Pes etmemişler. Ne pahasına olursa olsun sabredelim demişler. Çok acılar çekmişler ve başarmışlar. Biraz sabırlı olmak lazım. Hocam çok orada güzel... acaba... Pardon. Bu şey, Michelangelo'nun diyor ki, Michelangelo'ya hep soruyorlarmış. Yani nasıl başarıyorsun sen bunu eserleri çıkarmak için? O da diyormuş ki, siz benim ne kadar bu eseri çıkarmak için ne kadar çabaladığımı görseniz böyle söylemezsiniz. Kolay değil tabii sanatçının üretmesi. Acı çekiyorsun ya. Ceren, sen bir şey mi diyecektin? Şeyden bahsedecektim hocam ben. Yani aradaki kuşak farkı sanırım bunu etkiliyor işte. Yani sürekli dikdörtgen bir ekrana dikdörtgen bir ekrana hapsolmuş durumda olduğu için yeni nesil, hani artık her şey o akışın içinde ve inanılmaz hızlı, gerçek hayatta da bu şekilde devam edeceğini sanıyor. Yani adapte olamıyor insanlar artık. Çok üzülürler yani. Öyle bir şey yok. Gerçek hayat maalesef. Ben 37 yaşındayım. Hala sabrediyorum. Başaracağım günü bekliyorum. Ve çalışıyorum. O zaman hoşça kalın diyoruz. Teşekkür.